Merhabalar. Cem TV ekranlarındaki Sevdarca Bir Şeyler'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugünkü konuğum çocuk hastalığı ve sağlığı ve hastalıkları hekimi Profesör Doktor Hilal Mocan. Çocuklarda sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Program boyunca bizlere soruları iletmeniz için sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Twitter üzerinden DR Sevda Sarıkaya adresi üzerinden veya e-mail olarak sevdarcabirseyler@cemmedia.com adresinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkürler. Kırmayıp geldiniz beni. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Bugün çok önemli konular konuşacağız. Çocuklarda sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Daha çok bir yaş sonrası çocukları konuşacağız ama öncelikle çocuklarda ilk bebeklik dönemi beslenmesinden de kısaca bir bahsedelim mi? Anne sütü döneminden ve ek gıda döneminden. Tabii ki. Artık çocuk beslenmesinin önemi annenin gebelik sırasındaki beslenmesiyle başlıyor. Çünkü annenin çocuğa geçirdiği göbek kordonundan anne karnındayken geçirdiği beslenme elemanları çocuk için son derece önemli. İçeride organ yapılanmasının sağlıklı olmasını, beyin yapılanmasının sağlıklı olmasını temin etmekte. Bebek doğduktan sonra hemen anne memesine koyuyoruz ilk yarım saatte. Ve bu anne ile bebek arasındaki tensel iletişim anne ile bebeğin bütün hormonlarını da etkiliyor. Ve de anne daha rahat bir şekilde emzirmeye başlıyor. Çocuk da çok rahat bir şekilde emmeye başlıyor. İlk 5 gündeki süt kolostrum dediğimiz çok özel bir sıvı. Miktarı az, bebeğin ihtiyacı az. Bütün organların iç kısmını adeta zırh gibi bu kelimeyi çok seçerek kullanıyorum kaplar. 5 günden sonra bu özellik anne sütünde iç organların iç kısmını kaplama özelliği kaybolur. Bağışıklık sistemini arttırma, güçlendirme şekline döner. Daha sonra da süt yapılanır. 20-25 gün sonra matür süt olur. Miktarı 800-1000 cc'ye çıkar. Bundan sonra anne bebeğini artık emzirmeye devam eder. Bütün yapılanma, bebeğin doyması, acıkması, bebeğin tatmin olması, ağırlık kazanıp boyunun uzaması tamamen bu sütün performansıyla ilgili ve annenin ve ev halkının çocuğa dokunması, kucaklaması ve sevmesiyle ilgili. Biz anne sütünü 6. aya kadar hiçbir şey ilave etmeden, su bile vermeden devam ediyoruz. Sadece anne sütü olarak. Bizim ülkemizde anne sütü verme oranı diğer ülkelere göre daha yüksek. Ama bir hatamız var. Genelde bu da sevecenlikten kaynaklanan bir durum. Genelde çocuğu besleme içgüdüsü o kadar fazla ki anne kendi içgüdüsüyle veya etrafındaki aile büyüklerinin önerisiyle bebeğine anne sütü dışında başka şeyler de veriyor bir tatsın diye. Bir şeye mesela elini batırıyor, çocuk tadını alsın, şu meyvanın tadını bir alsın veya suyunun tadını alsın diye. Bunlar yanlış, bunları yapmamak lazım. 6 ay süresince anne sütü tek başına bebek için en iyi şey. Sözünüzü bölüyorum. Şöyle çok önemli şeyler söylediniz de bu tat alma olayı hani çocuğun anneleri açıklamak açısından ne kadar anlamlı. Onlar düşünüyorlar ki çocuğun bunun tadını alıyor ve bir şekilde bundan haz alıyor gibi evet. Düşündükleri için kendileri nasıl beslenmede tatlıdan vesaire işte haz alıyorlar. Çocuklar için de öyle düşünüyorlar. Çocuklar ilk 6 aya kadar böyle bir haz alıyorlar mı? Bunun herhangi bir anlamı yok diye ifade ettiniz de biraz daha katiyen böyle bir şeye girişmemek lazım. Çünkü anne sütünün zaten tadı dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tat. Ve de annenin beslenmesiyle de ilgili olduğu için çocuk zaten o tatları alıyor. Zaten bir çocuk annesinin çok sevdiği yiyecekleri daha çok severek hayata başlıyor. Bu İsveç'te yapılan bir çalışma üniversitede, Karolinska Üniversitesi'nde. Bebek
annesinin sevdiği şeylere, daha çok annesinin yediği yiyeceklere karşı bir yönelme gösteriyor. Erken bebeklik döneminde bile. Ama tatlandırmak amaçlı bile, çocuğa ekstra bir şey vermek, bir parmak bile olsa, sütün içindeki hücrelerin fonksiyonunu azaltmakta. Hmm. Bağışıklık sistemi için bunu istemiyoruz ve bebeğin metabolizması için bunu istemiyoruz. Zaten böbreğinin, karaciğerinin, bağırsak sisteminin yapılanması yaklaşık 6 ay civarında olduğu için bu doğanın bize bahşettiği bir şey. 6 ay hiçbir şey vermeden sadece anne sütü o bebeği büyütüyor, hastalanmasını engelliyor, hastalandığı zaman iyileşmesini sağlıyor. Dolayısıyla hiç acele etmemek lazım. Bu çocuklarda ek gıdaya geçme zamanı 6. aydan sonra. 6. aydan sonra yavaş yavaş günde bir gıdayı deneterek, onun tadına baktırarak başlamak lazım. Bizim bir programımız var. İşte 6. aydan sonraki ay içinde meyve suyuna, sebze çorbasına, yoğurda başlıyoruz. Ondan sonraki ay kahvaltıya başlıyoruz. Ondan sonraki ayda yapılanma devam etmekte. Yavaş yavaş et devreye girmekte, balık, tavuk devreye girmekte. Hı hı. Ve 9. aydan sonra masaya oturtuyoruz ve de yavaş yavaş bebeğin alabileceği şekilde. Bu ne demek? Tuzsuz, şekersiz, salçasız, baharatsız olacak şekilde ve buharda pişirilmek kaydıyla bebeğe yavaş yavaş dünyadaki tatları öğretmeye başlıyoruz. Tabii ek gıdalara girildiği zaman bebeğin suyunu da ihmal etmemek lazım. Hı hı. Yani ilk 6 ay içerisinde çocuktan ziyade annenin beslenmesi önem taşıyor. Evet, onun için anneleri çok önemsiyoruz. Evet. Bir bebeğin anne sütünün iyi olması için annenin sağlıklı olması, demir takviyesine en azından 6 ay kadar devam etmesi, vitaminlerini devam etmesi lazım. Sütünün bollaşması için de bol bol balık, ceviz, kayısı, komposta suyu içmesi lazım ve de aldığı sıvı miktarının günde 3 litre ve üstünde olması lazım. Eskisi gibi baklavalar, börekler falan önermiyoruz. Çünkü annenin de obeziteye kaymasını istemiyoruz. 6. aya kadar süt verdiği müddetçe zaten diyet yapıyor gibi oluyor. Çünkü günde 600-700 kalori kadar sarfiyatı var. 6. aydan sonra ben genelde sistemimdeki bebeklerin annelerine yavaş yavaş spor başlattırıyorum ve de yedikleri, içtiklerini, onlara önerilerimi, sağlık önerilerimi veriyorum. Anne zaten adeta diyet yapıyormuş gibi veya hani zayıflama diyeti uyguluyormuş gibi zayıflayıp gidiyor. Anne eski haline, gebelikten önceki haline, görünümüne ulaştığı zaman daha mutlu oluyor. Evet. Daha mutlu olduğu zaman daha iyi süt veriyor ve süt süresi uzuyor. Hmm. Onun için annenin mutluluğu çok önemli, en az bebek kadar. Hmm. Etrafının da anneye stres vermemesi için aileye de uyarılarımı ve tavsiyelerimi veriyorum. Şimdi kendi başımdan geçen bir şey anlatacağım size. Benim kızım 4 ay sonra anne sütüyle beslenirken sürekli ağlamaya başladı ve ben sütün yetmediğini anlayamadım. Doktora gittiğimizde işte birçok tetkik yapıldı, bakıldı, yine anlaşılamadı. Fakat biberonla mama vermeye başlayınca ağlamaları kesildi. Şimdi bu dönemleri anneler nasıl anlayacak? Bazen sıkıntılar olabiliyor. İlk 6 ayda ben mecburen 3-4. ayda ek bir şeyler vermek durumunda kalmıştım. Bu nasıl anlaşılabilir? Bu anlaşılma annenin sizdeki endişe gibi veya sizin gözleminiz gibi olan bir durumu doktoruna bildirmesiyle başlar. Hı hı. Biz bebeklerin yeterli beslenip beslenmediğini onları tartarak ve boy gelişmelerini kaydederek özel cetvellerde bakarak anlıyoruz. Bir bebek normalde standart %50 standarttır cetvellerde. Hı hı.
Bir bebeğin ağırlığından ziyade boyu daha çok önemlidir. Çünkü lineer büyüme organ gelişmesi ve sağlığını daha iyi gösterir. Ama hepimiz çocukların en az %50'nin üzerinde olmasını istiyoruz. Anne sütüyle beslenen bir bebekte büyüme grafiği genelde %50'dedir. Yani normaldir. Ama bu %25'te de olabilir. Bunu da normal kabul ediyoruz. Eğer bebeğin büyüme çizgisi hep aynı çizgideyse bu normal kabul ediliyor. Dünya Sağlık Teşkilatı da bunu normal olarak kabul edin diyor çocuk doktorlarına. Ama bir çocuk %75'te giderken pat diye %50 sonra %25 gibi böyle aşağı doğru bir inme olursa, kilo verirse, kilo alamazsa o zaman bunun üzerinde durmak lazım ve de bebeğin bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmek lazım. Tabii bunu çocuk doktoru düşünmeli. Anne sadece uyarıyor. Sizin çocuğunuz da 4. aydan sonra çocuğun huzursuzlandığını fark etmişsiniz. Muhtemelen tartısına bakılmıştır ve bir önceki aya göre tartı almadığı veya bir süre boyunca tartı kazanmadığı veya yetersiz olduğu görülmüştür. Ve devreye doktorunuz formula gıdayı ilave etmiştir. Şöyle yapıyorum ben kendi sistemimde. Eğer böyle bir gözlem söz konusu olursa bebeği haftalık aralıklarla tartıya çağırıyorum. Ve bir hafta içinde ne kadar kilo aldığını, ne kadar büyüdüğünü, uyku saatlerini nasıl düzenlendiğine bakıyorum. Huzursuzluğunu kaydettiriyorum. Eğer çocuk o bir hafta içinde gerçekten yetersiz kilo almıyorsa, yetersiz kaka ve çiş yapıyorsa, bunlar da önemli beslenmede, o zaman gerekiyorsa takviyeye giriyorum. Şimdi ilk etapta siz mama takviyesi yapmışsınız. Genel eğilim bu tarzda. Hı hı. Şimdi diyor ki yeni görüşlerde eğer bir bebeğin sütü yetmiyor ise, doktor buna böyle karar verdiyse, ek gıdaya başlanma 4. ayı tamamladıktan sonra da yavaş yavaş olabilir. Ama 6. aydan sonra başlanan ek gıda hızına göre 4. aydan sonra başlanan biraz daha yavaş olmalı. Gerekiyorsa doktor ona formula mamayı zaten saat olarak önermekte. Buna dikkat etmek lazım. Bir de anne sütünü memeden alıp ayrıca formülayı da mamayı da biberondan alan çocuklarda biberonun emziğinin çok geniş olmamasına dikkat etmek lazım. Çünkü çocuklar çok hızlı adapte oluyorlar. Bir yerde kendi gücünü veriyor, vakumlayarak emmeye çalışıyor. Yani gayret ediyor ama biberonla beslenirken şakır 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 süt eğer akıp gelirse mama, o zaman tabii çocuk kolayı daha çok tercih edebiliyor. Zaten bir süre sonra bıraktı. İşte evet. Ve şöyle bir durum oldu. Herhangi bir şekilde anlaşılamadı da sütün yetersiz oldu. Ya çocuğumun fazla obur olmasından dolayı, bir de iri de bir çocuktu. Sürekli ağlamasından düşündük bunu ve bir süre sonra dediğiniz gibi kolaya alıştı. Evet. Ve artık hep biberondan mama istemeye başladı. Evet. Bilmiyorum siz yaptınız mı ama annenin böyle bir sorunu olduğu zaman mümkünse sütünü sağıp bakması lazım. Ne kadar süt geliyor? Çünkü aslında sütün gün içinde bileşiminde de değişme olduğu gibi miktarında da dalgalanmalar olabilir. Mesela bir anda sütte azalma oldu veya süt günün belli saatlerinde az, belli saatlerinde çok oluyor. O zaman bunun nedeni üzerinde durup anneyi desteklemekte yarar var. Ondan sonra tabii gene yakın takibi elden bırakmamak lazım. Evet. Şimdi bir yaş sonrası beslenmeden, sizin de en son kitabınız bununla ilgili. Bir yaş sonrası beslenmeden biraz yavaş yavaş bir giriş yapalım mı? Yani çocukta da aynı şekilde bir giriş yapıyoruz beslenmeye zaten. Şimdi bir yaşına kadar olan beslenmeyi ayırdık. 6 aya kadar anne sütü, 6. aydan sonra anne sütü artı tamamlayıcı besinler diye. Bir yaşına kadar tuz ve şekeri hiç vermiyoruz. Bu önemli. Evet.
Tabii salça baharat da vermiyoruz. Katkı maddeli bir şey vermek istemiyoruz çocuklara. Evet. Raf ürünü vermek istemiyoruz. Ama bir yaşından sonra artık hayata adapte olması lazım. Aile yaşantısına, sofra düzenine. Bir yaşından sonra hayatına bal girmekte. Ve ayrıca az miktarda tuz ve şekeri ilave etmeye başlıyoruz. Bunu alabilir çocuk, tuz ve şekeri, ama mümkün olduğu kadar tuz ve şeker konusunda, hele şeker konusunda çok cimri olmak lazım. Çocuğun damak tadını, şekere indeksi geliştirmemek lazım. Evet. Ben şu şekilde bir şey öneriyorum annelere, çocuklarıyla çok ilgili genç Türk anneleri özellikle. Şeker kullanmak yerine kuru kayısı ve hurma, bunları kaynattırıp çekirdeğini çıkartıp hurmanın kabuğunu soyup bunu blenderize edip o kaynadığı suyla iyice karıştırıp tat vermek için bunları kullandırtırıyorum. Bu tabii çok sağlıklı oluyor. Ayrıca bizim kuru üzüm, bu da çok güzel tat verir. Yani doğal tatlandırmalarla, icabında meyvelerle doğal olarak şekersiz bir diyete alıştırmaya çalışıyorum. Tabii bu arada normal şekerler ve çikolatalardan uzak tutmak lazım çocuklara. Evet, bunu ayrıca konuşacağız şekerle ilgili. Çünkü... Evet, obeziteyi konuşurken değineceğiz. Evet, evet. Eskiden rafine şeker bulunmadan, icat edilmeden önce bütün bu tür ihtiyaçlar meyvelerden dediğiniz şekilde karşılanıyormuş. Evet. Herhalde yavaş yavaş yine o döneme, doğal beslenmeye doğru kayıyoruz. Doğaya çok sıkı sarılmak lazım. Evet. Mesela doğa, köy hayatına bir yatkınlık var şimdi. Hani insanlar deniz kenarına gidiyorlar ama köylerine de gidiyorlar. Bu çok güzel bir özellik. Burada hem oksijen, yani çevre kirliliği daha az veya yok, temiz havada büyüyorlar, hem de toprağa basıyorlar, oradaki hayvanlarla bir arada oluyorlar, insan ve hayvan sevgisini, doğa sevgisini kazanıyorlar, hem de ilaçsız doğal ürünleri, organik ürünleri yeme şansları oluyor. Evet. Şimdi... Çocukluk döneminde, yani artık bizlerin yiyebileceği gıdaları alabildikleri dönemde girişteki tutumumuz bizim çok önemli sanırım. Çocukların bu geçiş dönemini bizler anne baba olarak nasıl yönetmeliyiz? Yani güzel bir soru. Bir çocuğun evinin içindeki yeme disiplini, yeme kültürü onun bütün hayatını etkiler. Onun için beslenme kültürü evde verilmeli. Eve devamlı cips alınırsa çocuk devamlı hamburger gibi hazır gıdalarla beslenme meylinde olursa, çikolatalar, şekerler aman bunu da yesin, kolalı içecekler, hazır meyve suları verilirse çocuk bunlara adapte olur. Evet. Ve dolayısıyla çok yüksek kalorili yiyecekler yemiş olur. Bu da onun yavaş yavaş başlayan bir süreçte obezite meylini oluşturur. Onun için çocuğun diyetinin sağlıklı olması için eve alınan yiyeceklerin sağlıklı olması lazım. Ve abur cubur diye nitelendirdiğimiz aşırı kalorili, aşırı şekerli yiyeceklerin çocuklarla tanışmaması lazım. Değil mi? Evet. Şimdi çocuğun zevk alabileceği şeyler hazırlanabilir. Ben çocuklara evde yapılmış kurabiyeler, kekler, doğal bir şekilde hazırlanmış süslü kurabiyeleri vermekten yanayım. Yani bunların içine siz şekeri bocalamazsanız çocuk bunları yiyebilir. Çocuğun karbonhidratlara da ihtiyacı var. Ama öyle bir hazırlanmalı ki çocuk karbonhidratı alırken çocuğun obeziteye neden olacak mekanizmaların çalışmaması lazım. Yağ hücrelerinin artmaması lazım. Yağ hücrelerinin genişlememesi lazım. Onun için anne veya çocuğa bakan her kimse, aile büyüğü olabilir, bakıcı olabilir. Annelerin çoğu çalışmakta şimdi. Ama yiyeceklerini mümkün olduğu kadar evde hazırlamak lazım.
ekmeğini bile evde yapmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi çok kafaları karıştıran kavramlar var. Karbonhidrat ve şeker. Hani bizler hekim olarak biliyoruz ama biraz da açıklamak gerekiyor. Alınan karbonhidratın kalitesi çok önemli. Bir de karbonhidrat zaten şeker. Bunlar evet. aynı şeyler. Hani bunları evet. biraz açıklayıp alınan karbonhidrat kalitesinden galiba bahsettiniz değil mi? Kesinlikle karbonhidratın kalitesi Aha. önemli. Evet. Mesela çocuklara tatlı vermek istiyorsak sütlü tatlıları daha çok tercih etmeliyiz. Hı hı. Bunun dışında yediği meyveden de fruktoz şeklinde meyve şekeri, evet. şekeri tarzında da şeker almış oluyor. Fruktozun bir özelliği var. Biz şimdi çocukta kilo artışı yavaş yavaş başlayıp şişman çocuk önce sonra obez çocuk sınırına geçişler çok fazla artık Türkiye'de de dünyada da. Şimdi insülin direncinden bahsediliyor devamlı olarak. İnsülin şekeri hücre içine sokmaya çalışan ve onu yakmaya çalışan bir hormon. İnsülin direnci olduğu zaman ortamda insülin devamlı olarak artıyor. Yani hücre şekeri yakmak için gerekli olan, içeri girmek için gerekli olan maddeden yararlanamıyor. Çünkü körleşiyor bir anlamda. Şimdi fruktoz yani meyve şekeri başka bir yoldan da yanma yeteneği olan bir çeşit şeker olduğu evet. için biz fruktoz tarzında olan şeyleri çocuğa veriyoruz karbonhidrat olarak. Belli bir miktarda meyve, belli bir miktarda meyve şekeri gibi mesela. Daha kaliteli şeker. Daha çünkü. Kaliteli evet. oluyor. Bir de bir şeyi ham olarak almakta yarar var. Mesela meyveyi aldığı zaman çocuk sadece ondan aldığı karbonhidratla kalmıyor. Bir sürü vitaminler alıyor, büyüme faktörleri alıyor, bağırsak sisteminin gelişmesi için lifli bir yapıya sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla meyvanın ve sebzenin devrede daima tutulmasını istiyoruz. Meyve ve sebze yiyen çocukta eğer diğer diyeti, diyet faktörleri veya yediği yiyecekler abur cubur değilse zaten yağ hücreleri çoğalmaz. Hı hı. Hacimleri de genişlemez, büyümez. Dolayısıyla meyvesini ve sebzesini çok fazla kısıtlamak taraftarı değilim. Ama mesela 2 yaşına kadar fındık kadar tereyağı yemesini istiyoruz. Hı hı. Zeytinyağlı yiyecekleri yemesini istiyoruz ve zeytinyağını mümkün olduğu kadar çiğ olarak kullanmak istiyoruz. Zeytinyağı da yandığı zaman yapısında bazı değişiklikler olabiliyor. Kızartma yapılırsa. Kızartmaya çocuğu alıştırmazsanız çocuk kızartmayı Bilmiyorum. Sevecek ortamı bilmez. Kuru yemiş, kuru yemişi alıştırmak lazım. Çocuğun bebeklik döneminde 1 yaşından önce bile yavaş yavaş alerjisi yoksa kuru yemişleri devreye sokmak lazım. Özellikle ceviz, fındık, daha sonra badem gibi. Bunları çocuğa yemeği zevkine alıştırırsanız eğer çocuk gidip de oradan çikolata alacağına cebindeki kuru yemişle, kuru üzüm, leblebi bunların hepsi çok güzel şeyler. Bunlarla kendisini tatmin edebilir yeme isteğini ve de karbonhidratı gereksiz yere artmaz. Kalitesiz yiyecek yememiş olur yani. Evet. Dolayısıyla kültürü biz vereceğiz. Esas annelere çok görev düşüyor. Beslenme çantasına evde yapılmış bir dilim kek veya bir sağlıklı poğaça koyabilirsiniz. Margarinden uzak durmalarını öneriyorum. Hı hı. Çünkü doymuş yağlara alışmasını istemiyoruz. Çocuktur bir şey olmaz dememek lazım. Bu koroner hastalıklar esasında yavaş yavaş çocukluk yaş grubunda başlıyor. Ve damarın iç kısmında bizim endotel dediğimiz hücre düzeyinde bozulmalara ve damarın yağlanmasına, daralmasına yavaş yavaş başlıyor. Onun için çocuklarda diyetin son derece önemi var. Çok fazla yağlı yiyecek vermemek lazım. Hı hı. Şimdi anneler babalar genellikle çocuklarına baskı yapıyorlar. Sağlıklı ye, onu yeme, bunu ye falan şeklinde. Ama ödül olarak verilen şeylerde genellikle sağlıksız gıdalar evet. oluyor. Şekeri. Çok doğru. Evet. Bunu gözlemekteyim.
Kendi sistemimde de gözlüyorum, dışarıda da gözlüyorum. Tabii bu bizlerin anne baba da jenerasyonunun da alıştırıldığı bir durum olduğu için annemizden babamızdan ne gördüysek çocuklarımızda ilk önce bunları uygulamaya kalkıyoruz. Hı hı. Ama aslında bunları bırakmak lazım. Mesela çocuğa mükafat olarak kitap almayı, kitap hediye etmeyi veya kendisinin yaratıcılıkla oynayabileceği bir oyuncak almayı tercih etmeliyiz. Yoksa ha şu çikolata yeni çıkmış, bunu da bir deneyelim. Tabii burada çok faktör var. Televizyon faktörü de var. Bu televizyonda yapılan reklamlar boşu boşuna değil. Her tarafa nüfuz etmekte, beyne, göze, algıya hitap etmekte. Dolayısıyla bu televizyon reklamlarının çocukla ilgili, çocuğa sağlıklı olmayan yiyecekleri gösteren reklamların biraz daha denetlenmesini istiyorum. Evet. Çocuklara sofra alışkanlığı kazandırmak sanıyorum çok önemli hepimizde olduğu gibi. Evet. Sofra alışkanlığı olmayan çocuklar obeziteye daha yatkın oluyorlar. Obeziteye de yatkın olabilir, hı, zayıflığa da yatkın olabilir. Aha. Çocuğu beslerken çocuğun yemek masası kültürünü öğretmek lazım. Genelde bütün aile bir arada oturmalı ve de hep birlikte paylaşım yaparak yemeli. Çocuğun önüne tabağını kaşığını verirsiniz. Çocuk belki yemeğini yemez ama bunu tutmayı öğrense bile bizim için iyi. Evet, birazdan reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra Alzheimer haberlerinde Alzheimer hastalığında gelişen ek semptomlara yönelik ne gibi tedaviler uygulayabiliyoruz onu konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Merhabalar. Geçtiğimiz hafta Alzheimer haberleri bölümümüzde Alzheimer hastalığının kendisine yönelik tedavilerden bahsetmiştik. Ancak Alzheimer hastalığında en büyük problemi yaratanlar aslında hastalığın süreci boyunca gelişen diğer ek semptomlardır. Peki bu ek semptomlar için herhangi bir tedavi yöntemi var mıdır? Ek semptomlar gelişince bizler ne yapmayı tercih ediyoruz? Önce ek semptomlar nelerdir? Kısaca onlardan bahsedeyim. Alzheimer hastalığı boyunca hastanızda uyku sorunları görebilirsiniz. Bu uykusuzluk şeklinde olabilir veya fazla uyuma şeklinde olabilir. Ya da kaygı bozuklukları, heyecan, panik gibi durumlar görebilirsiniz. Sürekli dışarı çıkma isteği, devamlı bir şeyler yapma isteği ve huzursuzluk görebilirsiniz. Beraberinde şüphecilik ve benzeri düşünce bozuklukları görebilirsiniz veya hayaller görme gibi durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda ilaç tedavisi tercih ediyor muyuz? Çok zorda kalırsak evet. Ama öncelikle tercih ettiğimiz ilaç tedavisi değil, davranışsal yöntemlerdir. Yani durumu analiz etmektir. Uyku bozukluklarından bahsedersek eğer, hastanızın gece uykularında problemleri varsa önce gündüzü sorgulamak lazım. Gün içerisinde fazla uyuyan hastalarda gece uykusuzluk problemi olabilir veya uyuduğu odayla ilgili sıkıntılar olabilir. Çok fazla görsel uyaran olabilir. Çok kalabalık bir odaysa ve dikkatini çekecek çok fazla nesne varsa etrafta hastanızda uyku problemleri gelişebilir. Önce bu gibi sorunların kendi becerilerimiz çerçevesinde ve hastamızı ne kadar tanıyorsak ona yönelik yapabileceklerimizi de çözmemiz lazım. İlaç en son seçenek olmalı. Onun dışında kaygı bozuklukları gibi durumlar Alzheimer hastalarında oldukça sık görülmektedir. Kaygı bozukluğu hastanın mevcut hastalığının da daha ileri görülmesine sebep olabilmektedir. Unutkanlık var olanın çok daha ötesinde daha fazla görülebilmektedir. Eğer
hastanıza sakin ve sessiz bir ortam sağladıysanız, ev içerisinde bir sevgi ortamı varsa, buna rağmen hastanızın kaygısı varsa, o zaman hekiminizle konuşup buna herhangi bir tedavi talep edebilirsiniz. Çünkü bu durumlar tedavi edilebilir durumlardır ve hastanızın yaşam kalitesini yükseltecektir. Bugünlük Alzheimer haberleri bölümümüz bu kadar. Ek semptomlarla ilgili tedavileri daha sonraki haftada devam edeceğiz efendim. Birazdan birlikteyiz. Sayın Hocam çok güzel gidiyor, çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Çok hoş bir sohbet ve bilgilendirme oluyor. Annelerden şöyle sorular geldi. İştahsız çocuklar için ne yapmalıyız? Biliyorsunuz annelerin en büyük problemidir bu. İştahsız çocuklar için paniğe kapılmamak lazım. Bir çocuk bir yiyeceği bir kere reddedebilir. Çocuğun o yiyeceği tamamen reddettiğini kabul etmek için 8-10 kere bu yiyeceği değişik zamanlarda azar azar tattırmak lazım. Ancak çocuk mesela 10. kez tattırdığınızda da reddediyorsa bunu devreden çıkarıp başka bir şey koymak lazım. İştahsız çocuğun gidişatı da önemli. Hep mi iştahsız, belli bir süre mi iştahsız, o sırada hastalandı da mı iştahsız? Bunları doktorunuz size söyleyecektir muayenesi sırasında. Bir de unutmamak lazım, iştahsız çocuklar idrar yolu iltihabı geçiriyor olabilirler. Çünkü çocukluk yaş grubunda idrar yolu enfeksiyonunun en önemli bulgularından birisi iştahsızlıktır. Bunların ekarte edilmesi lazım. Çocuğun diş çıkarma sürecinde de çocuklar iştahsız olabilir. Yani sağlık sorununa mı bağlı, mide kapasitesi küçük de, hacim küçük de çocuk belli bir miktarda yiyince diğer akranlarına göre az yiyip de mi doyuyor? Bunların hepsi önemli. Yedirdiğiniz şeyler de önemli. Bir anda çok tok tutucu yiyecekler verilirse çocuğa, o çocuk da hani devam etmek istemeyebilir. Bunların hepsini annenin kaydetmesi lazım. Yiyecekten yiyeceğe geçildiği zaman mı çocuk acaba yemiyor? Mesela önüne koydunuz, sebze çorbasını yedi de yoğurdunu yemedi. Bazen anneler hani tatmin olmuyorlar çocuğun yediğiyle. Çoğumuzda bu huy var maalesef. Yoğurdu yemediği zaman iştahsız diyor. Ama soruyorsunuz derinlemesine, çocuk sebze mamasını yemiş bitirmiş. Doymuş. Mesela bu doymuş. Bu iştahsızlık değil. Bazı çocukların da mide kapasitesi küçük. Mide kapasitesi küçük olduğu zaman daha az miktarda yiyerek doygunluğa ulaşıyor. Bazı çocukların midesinin boşalma zamanı geç. Mesela normalde anne sütü 45 dakikada mideyi terk eder. Formüla gıdalar en az bir 2-2,5 saatte metabolize olur, terk eder. Formüla gıdayla beslenen çocuk daha geç saatlerde, aralık daha uzundur, beslenir. Anne sütüyle beslenen çocuk daha sık beslenmek zorunda kalınır. Aynen bu da yemeklere yansır. Bazı çocuk midesini 3 saatte boşaltır, bazısı 5 saatte boşaltır. Öyle çocuklar oluyor ki anneler ağlaya ağlaya geliyorlar bizim sistemimize. Doktor hanım bir sabah yiyor, bir de akşam yiyor. Bu çocuk öldürür Allah öğlenleri hiçbir şey yemiyor. Ne olacak çocuğuma diye endişeli bir şekilde geliyor. Ama takip ediyoruz, saat saat bu çocuk ne yapıyor? Hı-hı. Mesela uykuya daha düşkün, gündüz uykusuna daha düşkün. Tabii o zaman yeme aralıkları da uzamış oluyor. Veya çocuk acıkmıyor. Onu burada dikkat edilecek şey doktorun tuttuğu büyüme grafiği. Büyüme grafiği aynı oranda gidiyorsa bu çocuk sağlıklı besleniyor demek. Hı-hı. Arada tabii hastalanabilir. Ateşi çıkabilir, öksürük olabilir veya dişi çıkabilir.
O dönemlerde zaten grafik muntazam tutulursa oynamalar görülebiliyor. Onun için çok fazla üzerinde durmamak lazım. Bir de çocuğu beslerken çok doyurucu gıdaları önceden vermemek lazım. Aynı büyük insan gibi tıkanıyorlar. Yemekten önce su içirmemek lazım. Eğer çocuğun kilo sorunu yoksa, kilo sorunu varsa suyu önceden içirmekte yarar var. Ama sofrada da su içirmemekte yarar var. Çocuk sofraya oturduğu zaman sadece yiyeceklerini yiyecek. Göz ucuyla takip edebilir anne baba. Ama genelde bizim istediğimiz şey çocuğa kişilik vererek, sorumluluk vererek kendi yemeğini sofrada yedirtmek. Öyle sofradan kalkıp dolaşa dolaşa yemek yenmez. Annelere de burada öğütlüyorum. Elinizde tabakla çocuğunuzun peşinden koşmayın. Eğer yemiyorsa veya çok doyduysa da yemiyorsa ısrarcı olmayın. Çocuk için sofrada yemek esastır. Baktınız ki elini çenesine dayadı, duruyor. O zaman yemeğini kaldırın, hiç sesinizi çıkarıp çocuğu irite etmeden daha sonraki bir sürede aynı yemeği tekrar çocuğa verin. Yani çocuk bilmeli ki o gıdayı almalı. Annesi onun için hazırlamış. O gıdayı yenecek çünkü büyümesi, gelişmesi için de o gıda gerçekten gerekli. Buna dikkat etmek lazım. Bir de bazı gıdalara öncelik tanımak lazım. Mesela bir yaşından sonra bir çocuğun bir yumurta yemesini, günde 2 bardak süt içmesini istiyoruz. Bunu sadece ben sisteme koymuş değilim. En popüler olan, en güvenilir merkez olan Harvard Tıp Fakültesi'nin Çocuk Kliniği, Amerikan Beslenme Grubu bunu bu şekilde önermekte. Bu içilen süt ortalama 500 denmesine rağmen 300 ile 600 cc arasında değişebilir. Çocuk bu temel gıdaları alacak. Yumurta çok önemli. Protein bileşimi çok esaslı ve hayvansal protein olduğu için çocuğun bütün organları için, beyni için, zekası için, algısı için, bağışıklığı için her şeyi önemli bir şekilde ihtiva ediyor. Biz buna tam besin bile diyoruz. Şimdi bir yumurtayla 2 bardak sütü temel almak lazım. Bunun dışında hani çocuk işte patates kızartmasına alıştırılmamak lazım. Zaten o hazır gıdaları, fast food denilen gıdaları, onları zaten bir yaşından sonra çocuğa tanıtmazsanız tanışmayan çocuk istemiyor. Benim sistemimde birçok çocuk çikolatayı tanımıyor. Hani verildiği zaman da çikolata arzusu yok. Çünkü onun çocukta verdiği haz duygusuyla tanışmamış. Bazı yiyecekler haz duygusunu vücutta ve beyinde uyardığı için bunun peşinden hepimiz gidiyoruz. Ben de çikolatayı çok seviyorum mesela ama bitter yemeye çalışıyorum veya hiç yemiyorum. Karbonhidratı hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum. Çocuklar aslında karbonhidrat almalılar. Onlar bizim gibi değil. Büyüme gelişme çağında ama sağlıklı, doğal, mümkünse eğer bulabilirlerse organik karbonhidrat grubuna haşır neşir olmalılar diyorum. Bir de çocuğun arada yiyeceği şeyleri de sağlıklı pişirmek lazım. Komik komik yüzlü pastalar, kurabiyeler olabilir. Pekmezli kurabiyeler, pastalar olabilir. Pekmezi fırına sokturtmuyorum ben kendi tariflerimde. Mesela kek piştikten sonra üzerine sıcak sıcak gezdirtiyorum. Armutlu muhallebiler, muzlu muhallebiler, yani tat duyusunu çocuk böyle böyle sağlıklı tatlılarla alabilir. Hocam çok güzel sorular da geliyor ve geri bildirimler de. Tam aklımdan bir şey geçirirken aynı şeyi Twitter'dan bir Alzheimer hasta yakını yazmış. Siz anlatırken Alzheimer hastalarına ne kadar benziyor iştah problemleri dedim. Ki Twitter'dan bir Alzheimer hasta yakını Alzheimer hastaları da aynı değil mi hocam demişler. Evet, bence Evet. aynı. Maalesef benim yakın çevremde de var Alzheimer hastası. Baktığım zaman adeta bir bebek gibi.
erken yaşında, yaşlarda bir çocuk gibi ilgilenmek ve beslemek gerektiğini görüyorum. Alzheimer hastalarında da gene kendi tecrübem, aile tecrübem için söylüyorum. Gıdaları tam olarak alamadıkları için belki onlara destek, bazı tozlar var. O destek tozlarını vererek vücutlarında yememe nedeniyle eksik kalan kısmı biz eser element diyoruz veya trace element diyoruz. Bu maddeleri ve vitaminleri takviye etmek lazım. Çünkü ne kadar iyi beslenirlerse bu onların hayatının kalitesini o kadar arttırmakta. Biz şöyle yapıyoruz genelde, biraz daha farklı olabiliyor. Çocuklar da uygulanır mı bilmiyorum. Etrafa yiyecek bırakmalarını söylüyorum. Evet. Hastalar unutabiliyorlar veya inat edebiliyorlar. Ama etraftaki yiyeceklerden toplama davranışıyla yiyebiliyorlar. Çocuklardaki durumu bilmiyorum. Çocuklarda tabii. Da böyle bir şey var. Hiç yemek yemeyen, iştahsız evet. Çocuklar, yani sofraya oturmayı tamamen reddeden çocuklarda ortada sağlıklı gıdalar bırakılabilir. Evet. Mesela çocuk büyükse kuru yemiş konabilir. 2 yaşına kadar çocuğu gözlemsiz olarak kuru yemişi kendisinin yemesini istemiyoruz biz. Aspire eder, kaçırır, genzine kaçırır diye. Meyve konabilir. Yemiyorsa eğer onun sevdiği bir kek tarzında bir şey konabilir. Ama peşinden koşturmamak lazım çocukların. Şimdi yine sosyal medyadan gelen sorulardan sormak istiyorum. Bize soru iletmek isteyenler Dr. Sevda Sarıkaya Twitter adresinden ya da sevdacabilseyler@cemmedia.com e-mail adresinden sorabilirler. Şöyle bir soru var. 16 Nihal Hanım, benim hasta yakınlarımdan, 16 aylık torunum var demiş. Şekerli tuzlu şeyler verilmiyor. Anneanne kuralsızlığıyla garibime bir lokma pasta tattırınca dakikalarca mutlu oluyor. Tabii ki şeker ve tuzun çoğu zarar ama ne zaman muhallebiye keke başlanmalı merak ediyorum demiş bize. Hemen başlayabilirler çünkü bebek 16 aylık olmuş. Bizim şeker tuz kısıtlamamız 1 yaşına kadar olan süreçte o anneanne içgüdüsüyle yaptığı tatlı ikramını, miktarını biraz daha arttırabilir. İstediğimiz şey çok şekerli olmasın, çok tuzlu olmasın. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Bu yani bizim en sevdiğim sözlerden birisidir. Bizim için de öyle değil mi? Yani bir şeyi 5 tane baklavayı yersen obez olursun. Ama 40 yılın başında bir tane baklava yersen o seni tatmin eder. En azından zehir değil ki bu yiyecekler de uygun koşullarda hazırlanmış şeyler. O da insana mutluluk verir. Ertesi gün bir şey yemezsiniz. Büyüklerin hayatından şekeri tamamen izole etmekle çocukların hayatından azaltmak arasında fark var. Bunu bir kere kural olarak kabul etmek lazım. Çocukluk yaş grubunda yağlı şeylerin verilmemesi lazım. Mesela 2 yaşına kadar ben yağlı sakatat çocuklara yedirmek istemiyorum. Çünkü organ yapılanması var. Büyükler için de öyle olduğunu düşünüyorum. Çok yağlı yiyecekleri almamak lazım. Vücuda ekstradan yüktür bunlar. Dengeli bir şekilde hadi sebze yese, ızgara yese veya haşlanmış protein, hayvansal protein yese o zaman vücudu ondan çok zarar görmeyebilir ama her gün şakır şakır yağlı sakatatlar yerse, yağlı sakatat çorbaları içerse bundan vücudun yarar yerine zarar bulacağını düşünüyorum. Şimdi obeziteye gelelim artık. Çocuk obezitesi. Biz bir çocuğa ne zaman obez diyoruz? Çocukların obezitesi bütün dünyanın baş ağrısı. Artık %30'ların üzerine çıktı. Türkiye'ye göre Amerika daha kötü durumda. Evet. Onlar direkt olarak obeziteyle uğraşıyorlar. Türkiye'deki durum şişman çocukla obez çocuk arasındaki geçiş. Bu vücut kitle endeksi erişkinlerde daha çok kullanılan bir şey. Kilo bölü boy kare. Boy bölü kilo kare şeklinde yapılan şey. Kilosunu kilogram olarak, boyunu santim olarak alıp
kilosunu boyun karesine bölme şeklinde. Hı hı. Buradaki oranlarda erişkinde %28'in üstünde obezite sınırı olarak kabul ediliyor. Biz çocuklarda bunu biraz daha altta olmasını istiyoruz. 25'lerde, 26'larda ama pratik hayatta, pratik tebabette bu body mass index dediğimiz vücut kitle indeksini hesaplarken hesaplamak yerine grafiklerde bakmak daha yaygın bir yaklaşım şeklinde. Çocuk gelişme grafikleri %97'ye kadar olan bir gelişme grafiği var, kartı var. Hı hı. %150'nin üzerine çıkmaya başlarsa biz buna obez diyoruz. %120 civarındaysa şişman diyoruz. Zaten 97'nin dışına çıktığı anda yaşına olursa olsun, ister bebek olsun, ister çocuk yaş grubu olsun, sinyal gelmeye başladı diye derhal kendimize gelip anneyle, aileyle, çocukla sıkı işbirliği yapmamız gerekmekte. Burada önemli bir nokta var. Çocuk obezitesinde çok sıkı diyetler veremiyoruz. 5 yaşından sonrasına kadar diyetten bazı şeyleri çıkartmak mahsurlu olabiliyor. Onun için düzenleme, aranjman diyeceğimiz bir şekilde gidiyoruz. O yaş grubundaki bir çocuğun kalorisini %25 kadar azaltabilirsiniz. Ha. Çünkü çocuğun büyümesi, gelişmesi, kilo alması ve boyunun uzaması organ sağlığı için yemesi lazım. Ama her gün makarna pilav yedirirseniz bu olmaz. Belli bir oranlarda yiyecekleri, karbonhidratını, proteini, yağını sağlıklı yağlardan seçmek ve de sağlıklı pişirmek şeklinde bu diyetini ayarlamak lazım. 10 yaşından önce de çocuğa herhangi bir ilaç vermiyoruz. Obezite cerrahisi çocuklarda çok az. Şimdi bazı dokunmayan çocuğun, İşte daha doğrusu erişkinde çok sık kullanılan iştah kesici ama zararı olmayan, yan etkisi gözlenmeyen preparatlar var. Bunları ilaç gibi kabul etmiyoruz ama biz bunları çocukta erken yaş grubunda asla önermiyoruz. Çocuk eğer obezse çocuğun açlık kan şekeri, insülin, lipidi, kolesterolü, tiroidleri, gerekiyorsa büyüme hormonları, bunlara bakmak lazım. Yani çocukta metabolik yönden bir sallanma, bir bozulma olmuş mu? Buna bakmak lazım. İnsülin direnci olmuş mu? Onun için kan şekerini ve insülini hem açlık, ikisini birden, hem de yedikten 2 saat kadar sonra tokluk olarak bakmak lazım. Tokken kan şekeri kaça çıkıyor? İnsülini kaça çıkıyor? Açken kan şekeri ne kadar, insülin ne kadar? Bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Çocuğun yaşı 10 yaşından sonra ise ve çok şişman ve obezitesi varsa çocuğun, insülin direnci geliştiyse bu insülin direncini kırmak için bazı ilaçlar devreye sokulabilir. Çünkü obezitenin kontrolü gecikirse bu çocuklarda ilk önce en önemli risk tip 2 diyabet dediğimiz diyabet, erişkin diyabeti tarzında diyabet olabilir. Kalp damar hastalıkları olabilir. Bu çocuklarda kız çocuğuysa polikistik over dediğimiz durum olabilir ki bu yaş ilerledikçe üreme yaşlarına geldiği zaman kızlar sorun teşkil edebilir. Erkeklerde memelerde büyüme olabilir. Yani bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Çocuğun tansiyonunu çok yakın takip etmek lazım. Kalp damar hastalıkları, bu obezitenin getirdiği şeyler, artık herkesin bildiği şeyler. Kalp damar hastalıkları, yürüme bozuklukları, eklem şikayetleri, üreme sorunları, hatta kısırlık, hormonal dengesizlikler, bunlar önemli. Onun için çocuk obezitesine çok erken uyarıları vermeye başlıyoruz. Sağlıklı beslenme, muntazam beslenme ile bakıyoruz. Genetik faktörler nedeniyle eğer çocukta ne yaparsanız yapın bir kilo artışı oluyorsa, o zaman bunu gene doktorla oturup yine önce beslenmesini ayarlayarak
gitmek lazım. Ama benim gözlemim, biz hep beslenmede beslenme diye tutturuyoruz. Halbuki hareket, spor diye de tutturmamız lazım. Evet. Okullardaki normal spor saatlerinin kesinlikle arttırılması lazım. Bu beden eğitimi dersleri genelde matematik gibi önemsenen dersler değildir. Bunlar çok önemli olmasına rağmen matematiği iyi olsun, fiziği iyi olsun, işte kimyası iyi olsun diye genelde fen dersleri daha ağırlıklı önemsenir. Halbuki beden eğitimi dersleri belki matematikten daha bile önemli. Hele şu anda ülkemizde obez çocukların kilolarının bu kadar artmasına rağmen sevinilecek bir nokta okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin düzenlenmesi. Bunlar çok konuşuldu, edildi. Çocuk okulda evde yemiyor abur cubur, kantine gidiyor, oradan hamburgerini de alıyor, bilmem çikolatasını da alıyor, şekerini de alıyor, bir sürü abur cubur alabiliyor, cipsini de. Şimdi bir kuralla okul kantinlerinde satılan yiyecekler ayarlandı. Çok güzel. Bu çocuk evde sağlıklı yedirilirse, evet, böyle bir alışkanlık verilirse, kantinde okulda sağlıklı yerse ve de spor yaparsa, o zaman obezitenin önüne ancak geçebiliriz. Hareketsiz çocukta istediğiniz kadar diyet yaptırın, istediğiniz kadar kantinlerin satışlarını gözlemleyin, obeziteyle mücadele edemezsiniz. İllaki spor. Evet, çok önemli. Çok önemli. Az önce de bahsettiniz genetik faktörlerden. Evet. Genetik menşeli obezite de sanıyorum mevcut. Obezite o zaman bir kader mi oluyor? Genetik? Hayır, kader değil. Obezite ile ilgili en az 40 tane gen var. Evet. Bu genler beynin iştah merkezini kontrol eden genler olabildiği gibi yağ yakım metabolizmasıyla ilgili olan, yok şekerin metabolizmasıyla ilgili olan genler olabilir. Bir takım obezite sırasında vücuttaki bazı hormonlarda artış oluyor. Mesela insülin artıyor, leptin denilen hormon artıyor. Ama genetik olarak yatkınlığa işte freni ancak beslenmenin düzgün olması ve sporla, hareketle biz önleyebiliyoruz. Yoksa baktığınız zaman eğer beslenmeyi düzenlemezseniz, eğer çocuğunuza spor yaptırtmazsanız genetik olarak özellikler nedeniyle çocukluk yaş grubunda şişman olan bir çocuk ergenlikte %25 oranında şişman oluyor. Yani bu çocukların %25'i erişkinde de obez oluyor. Evet, bu konuyu ayrıca bence uzun uzun konuşalım. Evet, çok önemli zaman, konu. Bir programı doldurur ve çok da güzel anlatıyorsunuz insanların anlayacağı dilde. Programın sonuna yaklaştık. Ben her programda farkındalık adına konuklarıma bir soru soruyorum. Siz de zaten hekimsiniz ama hekim kimliğinizin dışında bir şekilde düşünerek yanıt verirseniz. Sizce bir Alzheimer hastası ya da yakınının sosyal anlamda en büyük ihtiyacı nedir ve bir gün Alzheimer olsaydınız ne isterdiniz? Yakınlık bakımından derseniz sevgi ve okşanma, evet, diyeceğim. Mutlaka sarılıp sevgi sözcüğünü söylemek lazım. Çünkü benim kendi yakınım da sevgiyi hissediyor. Ona sarıldığım zaman, saçlarını okşadığım zaman hatta elimi bile öptüğü oluyor. Bu şimdi bile, evet, burnumun direğini, evet, sızlatıyor. Beni çok üzen bir şey. Alzheimer'ın kendisinden başka etrafındakiler çok acı çekmekte. Evet. Diğer soruya geleyim. Allah göstermesin, Alzheimer olmak istemem. Ama olduğum zaman zaten etrafımı fark etmeyeceğim demektir. Onun için sadece dileğim olmayayım. Allah bana böyle şeyler göstermesin, kimseye göstermesin. İnşallah yakın zamanda daha güzel ilaçlar, daha güzel çareler çıkar. Ama yapılacak bir şey, yani bir şey yok. Allah'ın takdiri, hepimiz tevekkülle karşılıyoruz. Her çeşit hastalıkları karşılamıyor muyuz? Evet. Alzheimer da öyle bir şey ama çok ıstırap verici bir şey etraf için. Bir bakıyorsunuz ki gülüm balım konuştuğunuz, paylaştığınız insan dünyadan habersiz, nerede olduğunu bile bilemiyor. Gerçekten çok
yürek acıtıcı bir şey. Çok teşekkürler. Hem geldiğiniz şifalar için diliyorum. Hem güzel yanıtınız için. Bu haftaki programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Türk Kalp Vakfı'nı ağırlayacağız. Hepinizi ekran başına bekliyorum önümüzdeki hafta için. Görüşmek üzere efendim. Önümüze kimse ama hiç kimse karışmasın hayallerimize. Benim fikrimden kime ne, herkesin aklı kendine.